Aksaray'ın ekranı Belediye TV Haber Merkezi'ne hoş geldiniz. Haberlerle karşınızdayız. Geçen yıl olduğu gibi bu yılda Aksaray Belediyesi'nin katkılarıyla Hazım Kulak Anadolu Lisesi tarafından düzenlenen Haydi Konuş Bakalım adlı liseler arası münazara yarışması 18 Aralık Pazartesi günü başlıyor. Aksaray Belediyesi'nin eğitime katkıları devam ediyor. Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, münazara öncesi münazaraya katılan 14'ü Aksaray merkezde bulunan Ağaçören ve Güzelyurt ilçelerinden 16 lisenin idarecisi ve öğrencileriyle özel bir otelde düzenlenen sabah kahvaltısı programında bir araya geldi. Bu yıl dördüncüsü düzenlenen Haydi Konuş Bakalım adlı liseler arası münazara yarışmasına maddi manevi destek sağlayan Aksaray Belediye Başkanlığı bu yılda öğrencilere sürpriz ödüller hazırladı. Milli Eğitim Müdürlüğümüz bu seneki yapılan programda tamamen kendileri programları belirleyecekler. Hocalarımızı, jürilerimizi belirleyecekler. Çekilecek kurallar, yarışma konuları, bu konularla ilgili çalışmaları Milli Eğitim başlığı altında artık devam edilecek. Dolayısıyla bu sene böyle bir değişiklikle yolumuza devam edeceğiz. Aksaray Belediyesi tarafından düzenlenen kahvaltı programında yarışmanın fikstürü çekilirken Aksaray Merkez ve Ağaçören Güzelyurt ilçesinden 2 okul dahil 16 liseden her okulu 3 asil 1 yedek olmak üzere toplamda 4 öğrenci temsil edecek. Aksaray Belediyesi sosyal ve kültürel etkinlikler kapsamında Tarih, Kadın, Medeniyet ve Medya Söyleşileri programında tarih araştırmacısı yazar İlknur Bektaş ve televizyon programcısı Aynur Ayaz'ı sevenleriyle buluşturdu. Arşivlerin kayıp kahraman kadınlarını günümüze taşıyan Milli Mücadele'nin Kayıp ve Cesur Kadınlar adlı söyleşi programı büyük ilgi gördü. Ve çünkü Ankara Lojistik Malzeme İkmali bölümlerinin katılması dış dünya ile ilişkilerimizin kesilmesi için gerçek bir baskı vardı. Askerlerin de sadece anıları vardı. Söyleşide milli duygularımızı ve o günleri anlatan, o günleri yaşatan, o gün kadınlarının ve insanların ne çektiğiyle ilgili olarak tarih araştırmacısı yazar İlknur Bektaş duygusal bir sunum yaptı. Emeklerinize sağlık, teşekkür ederim. İlimizdeki liselerde bu programı tekrarını yapabiliriz. Okullarımızın konferans salonlarında ve Aksaray'daki üniversitenin kız yurtlarında da bu programı tekrarını yapabiliriz. Çünkü ben çok duygulandım. İstifade ettik. Çocuklarımızın da bundan istifade etmesini istiyorum. Teşekkür ediyorum. Merkezi Katar'da bulunan El Cezire Arap Kanalı, Aksaray'ın tarihi, kültürel, turizm ve ekonomik potansiyelini ortaya çıkaran televizyon program çekimleri için Aksaray'da. Merkezi Katar'da bulunan El Cezire Arap Kanalı, Aksaray'ın tarihi, kültürel, turizm ve ekonomik potansiyelini anlatan televizyon program ve haberleri için çekimler gerçekleştiriyor. Aksaray merkez ve ilçelerinde gerçekleşen çekimlerde özellikle Aksaray Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Akmek'te düzenlenen Çini Seramik kursunda yapılan ürünlere özel ilgi gösterildi. Çok beğenerek ve severek yapıyorum bu işi. Siz neden bu masayı öğreniyorsunuz? Ben sanata olan düşkünlüğümden, sanatı çok sevdiğim için. UNESCO somut olmayan kültürel miras hükümetler arası 11. komite toplantısında Türkiye olarak sunulan geleneksel Çini ustalığı listeye dahil edilmiş ve ülkemiz adına tescillenmişti. Aksaray Belediyesi Akmek Merkez binasında gerçekleştirilen televizyon çekimlerinde Akmek Müdürü Canan Köse çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Bugünkü El Cezire televizyonundan Çin kursunun çekim için geldiler. Buradaki amaçları Aksaray'ımızı hem tanıtmak hem de ki Aksaray'da bulunan Aksaray Belediye'mizin Akmek'te bulunan Çin kursunun nasıl ilerlediğini aşama aşama çekerekten kendi El Cezire televizyonunda yayın yapmak için geldiler. Onları konuk ettik kursumuzda. Güzel bir çekim yapıldı. Gazeteci El Cezire Arap Kanalı Türkiye temsilcisi Almatuz Balı Hasan Koros Funded, Aksaray'da gerçekleştirdikleri çekimler hakkında kısa bir açıklama yaptı. Ben yıllardır Türkiye'de muhabirlik yapıyorum. İllerin çoğu gezip tanıtımı yaptık.
Şimdi sıra Aksaray'a geldi. Biz burası geziyoruz. Bu güzel şehrin tanıtımı yapıyoruz. Bugün Çincilik kursuna geldik. Bu Çincilik haberi yapıyoruz. Başka haberleri de yapıyoruz. 34. Bölge Aksaray Eczacılar Odası yeni başkanı Fatih Özçiftçi ve yönetimi Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı'ya nezaket ziyaretinde bulundu. Aksaray Eczacılar Odası Başkanlığı'nda Hasan Buminham Yavuz'un Türk Eczacılar Birliği seçimlerinde denetleme kuruluna seçilmesinin ardından yönetim kurulunun oy birliğiyle başkanlığa getirilen Fatih Özçiftçi ve beraberindeki heyet Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı'yı ziyaret etti. Ziyarette Eczacılar Odası'nın yeni başkanı Fatih Özçiftçi yönetim kurulu üyelerini tanıtırken eczacıların istek ve taleplerini Başkan Yazgı'ya iletti. 34. Bölge Aksaray Kırşehir Eczacı Odası Yönetim Kurulu ve Belediye Meclis Üyesi eczacılarımızla bugün Haluk Başkanımızı ziyaret ettik. Kendisine bir takım isteklerimizi ilettik, sohbet etme imkanı bulduk. Sağlık alanında hizmet veren bir sivil toplum kuruluşu olarak sağlık hizmetlerine nitelik kazandırmak, mesleğimize değer katmak amacıyla bir takım isteklerimiz vardı. Önceliğimiz hastalarımıza ilaca ulaşımını kolaylaştırmak. Bu konuda da başkanımıza nöbetlerde yaşadığımız sorunla ilgili bir projemiz var. Onu aktardık. Sağ olsun kendisi de bu konuda desteklerini iletti. Başkanımız her zamanki güler yüzlü, samimi tavırlarıyla bizi karşıladı. Yönetim kurulumuz adına kendisine çok teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunuyorum. Evet, ben de Eczacılar Odası Derneği Başkanımıza ve yönetimine hayırlı olsun diyorum. Yeni yönetimde Fatih Bey başkanlığında devam edecek. Allah utandırmasın, Allah yardımcınız olsun. Başkanımın da bahsettiği gibi eczacılarımızın talepleri doğrultusunda bazı istekleri oldu. Biz de bunları inşallah değerlendireceğiz. Bunlardan önemsiyorum. Tabii güzel bir alanda hizmet edebilmeniz oda olarak bu önemli bir nokta. İnşallah burada biz belediye olarak üzerimize düşeni yerine getireceğiz. Bunu çalışmalarla başlatacağız. İkinci olarak söylemiş olduğunuz bu özellikle levhalandırma, nöbetçi eczanelerinin yeri ve konumunun belirlenmesi gerçekten önemli bir şey. Çünkü zaman zaman bizler de bu tür şeylerle karşılaşabiliyoruz. Pratikten çabuk ulaşabilme noktasında da güzel örnekleri bana ilettiniz. İnşallah bunu biz şehrimize de yapmayı planlıyoruz. Yine aynı zamanda yeni yapılacak hastaneyle ilgili olsun, farklı alanda yapılacak çalışmalarla ilgili olsun, sizlerin bizlere önerileriniz doğrultusunda da İnşallah güzel çalışmalara imza atacağız. Ben tekrar hayırlı olsun diyorum. Meclis üyesindeki arkadaşlarımız da zaten sizlerin taleplerini, isteklerini zaman zaman bize iletiyor. Zaten arkadaşlarımız, kardeşlerimiz de sizlerle beraber. Ben bizim üzerimize ne düşüyorsa sonuna kadar yapmaya hazırız diyorum. Tekrar geldiğiniz için de hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun. Aksaray Belediyesi TRT Ekran Çocukları'nın sevilen yapımı Harika Kanatlar adlı müzikali çocuklarla buluşturuyor. Türkiye turnesi kapsamında 10 Aralık Pazar günü 3 seans olarak sahnelenecek çocuk tiyatrosu ücretsizdir. 10 Aralık Pazar günü Aksaray Kültür Merkezi'nde ilk seansı saat 11'de başlayacak olan müzikalin ikinci seansı saat 13'te. Üçüncü seansı ise saat 15'te sahnelenecek olup çocukların beğenisine sunulacak. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, Harika Kanatlar Çocuk Tiyatrosu'na tüm aileleri çocuklarıyla birlikte davet ediyor. Harika Kanatlar, sevimli kargo uçağı jetin işi teslimattır. Dünyanın her yerindeki çocuklara paketlerini tam zamanında ulaştırmasıyla ünlüdür. Gittiği yerlerin kültürünü öğrenmeyi ve oralarda yeni arkadaşlar edinmeyi çok seviyor. En çok da teslim ettiği paketlerin çocukları mutlu etmesini. Onlara hem paketlerini ulaştırıyor hem de Jumbo ve arkadaşlarının da yardımını alarak sorunlarını çözüyor. Aksaray Ortaokulu Müdürü Bayram Demirtaş, beraberinde oluşan heyetle birlikte Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı'yı ziyaret etti. Aksaray Ortaokulu Müdürü Bayram Demirtaş, Okul Aile Birliği Başkanı Hamza Yiğit ve Okul Meclis Başkanı Sinem Karaağaç, Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı'ya nezaket ziyaretinde bulundu. Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı'yı makamında ziyaret eden Aksaray Ortaokulu Müdürü, Okul Aile Birliği Başkanı ve Okul Meclis Başkanı, Başkan Yazgı'ya çalışmalarından dolayı teşekkür ederek plaket takdim etti. Başkan Yazgı ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Sayın Başkanım, bize Aksaray Ortaokulu olarak okulumuza yapmış olduğunuz katkılardan dolayı, asfaltın diğer çalışmalarımızdan dolayı çok teşekkür ediyoruz. Öğrencilerimizden dolayı çalışmalarımızda başarılar diliyoruz.
Aksaray Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü su sayaçlarındaki donma olaylarına karşı vatandaşları uyardı. Belediye yetkilileri tarafından yapılan açıklamada gerekli tedbirlerin alınmaması durumunda soğuğa karşı hassas olan su sayaçlarının kolayca patlayacağını, gövdesi patlayan su sayacının tamir imkanının olmayıp hurdaya ayrılacağını, bunun da hem vatandaşlar hem de ülke ekonomisi için ciddi maddi kayıplara neden olacağı hatırlatıldı. Açıklamada su sayaçlarının donma ve patlama riskine karşı abonelerin önlem alması gerektiği vurgulanırken alınacak önlemlerle ilgili yapılması gerekenler şu şekilde ifade edildi. Bunun için öncelikle açık alanlarda bulunan sayaçların kalın yün kumaş, sünger ya da tiliz çuval parçalarıyla sayaçları sıkıca sararak muhafaza altına alınması gerekli. Ayrıca sayacın bulunduğu yerde muhafaza sandığı varsa muhafaza sandıklarını talaşla doldurulması gerekir. Muhafaza sandığı içerisinde gübre benzeri şeyler konulmaması gerekiyor. Çünkü oksit yapıcı nemli malzemeler tesisatın ömrünü kısaltacaktır. Açıklamada soğukların şiddetli olduğu zamanlarda vatandaşların musluklarını çok az bir şekilde açık bırakarak sayaçta veya tesisatta durgun su bırakmamaları gerektiği vurgulandı. Bayanlar Handbol Süper Ligi temsilcimiz Aksaray Belediye Spor, Kastamonu Belediyesi Gençlik Spor Kulübü maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Bayanlar Handbol Süper Ligi temsilcimiz Aksaray Belediyespor ligin 12. haftasında yapacağı Kastamonu Belediyesi Gençlik Spor Kulübü maçının hazırlıklarına devam ediyor. Hafta sonu Hasan Dağı Spor Salonu'nda yapılacak olan maç öncesi hazırlıklarına başlayan temsilcimiz Altın Kızlar çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Temsilcimiz Aksaray Belediyespor pazar günü saat 14'te Hasan Dağı Spor Salonu'nda Kastamonu Belediyesi Gençlik Spor Kulübü'nü konuk edecek. Kadınlar Futbol 3. Ligi temsilcimiz Aksaray Hasandağ Spor, Anadolu Yıldızları maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Kadınlar Futbol 3. Ligi temsilcimiz Aksaray Hasandağ Spor, ligin 2. haftasında yapacağı Anadolu Yıldızları Spor maçının hazırlıklarını aralıksız sürdürüyor. Temsilcimiz Aksaray Hasandağ Spor, pazar günü saat 14'te deplasmanda Anadolu Yıldızları Spor'un konuğu olacak. Haberleri izlediniz. Aksaray'ın ekranı Belediye TV ekranında tekrar görüşmek ve buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.